temel olarak jandarmanın ilk hedeflenilen alanlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz. Çünkü jandarma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda kolluk kuvvetleri olarak faaliyet yürüten ve aynı zamanda geniş bir ağa, yurt genelinde geniş bir ağa sahip olan bir yapılanmaya sahip. Daha sonra baktığımızda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Karargahı'nın örgütün menziline girdiğini, yerleşmek bakımından menziline girdiğini söyleyebiliriz. Daha sonrası ise üçüncü aşama, belki daha operasyonel hale geldiği ve kabiliyetinin daha fazla artmaya başladığı safa. Orduya bir kere yerleştikten sonra, 1986 ile birlikte başlayan özellikle dönemden sonra baktığımızda kritik görevlerin ele geçirilmesi, yani bir bütün olarak elemanlarını, örgütün elemanlarını orduya sızdırdıktan sonra artık hangi noktalar kritik? Örgütün genişlemesi, örgütün kendini gizlemesi ve rakiplerini tasfiye etmesi açısından. Burada karşımıza 3 tane kritik görev alanı ortaya çıkıyor. Bir tanesi personel dairesi başkanlıkları. Neden önemli personel dairesi başkanlıkları? Atama ve terfi işlemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapıldığı yer. Dolayısıyla kendi elemanlarının promosyonlarını daha kolay, hızlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde halletmek için bu personel dairesi başkanlıklarının son derece önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında personel dairesi karargahta, özellikle personel dairesi başkanlığı yapan kişilerin darbenin icra edilmesi sırasında atadıkları komutanlar vasıtasıyla nasıl kolaylaştırılabileceğine yönelik bir faaliyet olduğunu da rahatlıkla görüyoruz. Bir başka husus ise burada özellikle istihbarat başkanlıkları. Çünkü istihbarat bir örgütün hayatta kalmasını sağlayan en önemli aktivitelerden bir tanesi, en önemli kabiliyetlerden bir tanesi. Burada da iki işlevi gördüğünü, yerine getirdiğini görüyoruz. Birincisi, örgütün gizlenmesi maksadıyla bütün süreçleri kontrol edebilen bir mekanizma istihbarat. İkincisi ise tasfiye edebilmek için rakipleri tırnak içerisinde veya kendilerine eleştirel noktada pozisyon alan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hızlı bir biçimde tasfiye edebilmek için malzeme bulabilecekleri, biriktirebilecekleri bir alan olduğunu görüyoruz. Üçüncü alan çok daha önemli. Bu da özel kalem müdürlükleri, yakın korumalar ve emir assubayı gibi büyük kuvvet komutanlarının, önemli komutanların, önemli icraî yerlerde bulunan komutanlıkların hemen yanı başında olan görevleri kontrol etmeye çalışıldıklarını ve buralara sızdıklarını görüyoruz. Nitekim 15 Temmuz darbe gecesi üst düzey komutanların derdest edilmesinde yakın korumaların veya emir assubaylarının veya subaylarının son derece aktif bir biçimde görev aldığını söyleyebiliriz. Önce bir fuhuş çetesinin ifşa edilmesi olarak ortaya çıkan davada, daha sonra bu fuhuş çetesiyle birlikte hareket eden, sadece onlarla ilişkisi olmayan, aynı zamanda devletin gizli bilgilerini ve belgelerini bu çete aracılığıyla dışarıya satan bir senaryo olduğunu görüyoruz. Bu senaryo bağlamında da senaryonun hem polisiye, hem adli, hem medya, toplum ayağının da hızlı bir biçimde hemen hayata geçirildiğini görüyoruz. Özellikle medya ayağında bu meselenin ne kadar kirli ve ciddi bir mesele olduğunu ima eden, onu açık bir biçimde tartışan FETÖ'nün parçası olan medya gruplarının devreye girdiğini görüyoruz. Bunlar yazılı ve özellikle televizyondan oluşan basın sektörü. Ve hemen bu insanların ciddi manada karakter suikastine tabi tutulduğu ve onların toplum karşısında marjinalleştiren bir temayülün, bir siyasetin işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada hem askeriye içerisindeki kendi muhaliflerini elimine etmek, ortadan kaldırmak, hem de özellikle dönem itibariyle AK Parti hükümetini daha fazla köşeye sıkıştırmak, bürokrasiyi daha fazla köşeye sıkıştırarak kendi önlerindeki engelleri büyük oranda kaldırmak isteyen bir yapılanmaya dönüştüğünü görüyoruz. Delillerin sahte olduğunu, mahkeme süreçlerinin de zaten kendi örgütsel ağı içerisindeki elemanlar vasıtasıyla yürütüldüğünü düşündüğümüzde
tamamıyla sıfırdan inşa edilmiş, yapay bir şekilde ortaya çıkarılmış bir adli vaka olduğunu, ama FETÖ'nün orijinal karakterini anlamak için, onun iş yapma metotlarını anlamak için çok önemli bir vaka olduğunu da söylemek lazım. İzmir askeri casusluk davası aslında bütün bu FETÖ yapılanmasının, FETÖ stratejisinin, FETÖ'nün amacının kristalize olduğu davalardan bir tanesi.